Arkadaşlar merhaba, İzmir Fırça'nın bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi uzamış. Net işletme sermaye ihtiyacı artarak devam ediyor. Net borç çeyrekte 13 milyon artarak 41 milyona yükselmiş. Nakit akışları olumsuza evrilmiş. Çeyreklikte herhangi bir yatırım görünmüyor arkadaşlar. Stoklar da çeyreklikte %9.50 oranında azalmış. Şimdi arkadaşlar bütün bunlardan bahsettikten sonra geleceğiz faaliyetlere. Etkinlikler zayıf. Bir sefer onu gördük. Orada sınıfta kalmış. Faaliyetlere bakacağız. Arkadaşlar buradaki bahsedeceğimiz Favok rakamı bildiğiniz Favok değil. Aslında faaliyet karı onun vergisini düşüyoruz. Kalana da amortisman ediyor. Çünkü amortisman vergiye tabi değil. Böyle bir yol bulduk arkadaşlar. Ona göre yani rakamları şey yaparken onu şey yapın. Ayrıca öz kaynak büyümemiz de arkadaşlar bu öz kaynak büyümemizin içerisinde temettüler, bedelli sermayeler, tahsisli sermayeler, halk arzlar hepsinin içinde yer alıyor arkadaşlar. Onları elemine ettikten sonra saf haliyle şirket ne kadar büyümüş, ne kadar küçülmüş onları size göstermeye çalışacağız. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekle %22.08 oranında artmış. Şu anda ise 5.32 oranında artış var. Bir önceki çeyrekte 7.27'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten de kötü bir performans olmuş arkadaşlar. Gelelim her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı üretmiş? Ben buna faaliyet karı diyeceğim arkadaşlar. Favuk demeyeceğim. Burada geçen yıl %16.16'ymiş. Şu anda 5.71. Bir önceki çeyrekte 6.50'ymiş. Burada da her iki çeyrekten kötü. Hani geçen senekinden çok çok kötü. Dolayısıyla hem hasılat artışının kötü olması hem de faaliyet kar marjının kötü olması ekstradan bir negatiflik yaratıyor. Gelelim net kar kısmına. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde etmiş diye. Geçen sene bu oran 1.46'ymış. Şu anda 4. Bir önceki çeyrek 4.54'müş. Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Niye? Faaliyet dışı gelir elde ettiği için arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Öz kaynakları ne kadar verimli kullanabilmiş şirket, ona bakalım. Arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 104.20 oranında satış yaparken bu oran şu anda 149'a çıkmış. Bir önceki çeyrek 145'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kar üretmiş? Geçen sene bu oran 16.83'müş. Şu anda 8.54. Bir önceki çeyrek 9.46'ymış. Dolayısıyla burada her iki çeyrekten kötü olmuş. Özellikle geçen senenin neresi yarısı kadar. Yani hasılat artarken faaliyet kar marjı o oranda artmamış, stabil de kalmamış, geriye gelmiş arkadaşlar. Bu da hiç hoş bir şey değil tabii ki. Gelelim net kar kısmına. Geçen yıl net kar bu zamanlar 1.52'ymiş. Şu anda 5.98. Bir önceki çeyrek 6.62'ymiş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden iyi, bir önceki çeyrekte kötü olmuş arkadaşlar. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %1.27 büyürken şu anda 6.39 büyümüş. Bir önceki çeyrek 2.53'müş. Burada her iki çeyrekten iyi olmuş. Çünkü faaliyet dışı gelirler ile kendisini büyütmüş arkadaşlar. Gelelim öz kaynaklara arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesi 2022'ye 9'da %3 büyümüş. Sonra 37 ile zirve yapmış. Sonra 1.63, şu anda da 6.76. Tabi bu rakamlar arkadaşlar enflasyonun %40 olduğu bilanço rakamlarıyla söylüyoruz. Bir dönemde %6 büyüme. Enflasyonun çok çok altında bir büyüme. Yani şirketin kendisine hayır olmamış. Kendisine hayır olmayan şirket, en az enflasyon kadar büyümeyen şirket yatırımcısına da hayır olmaz diyoruz arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 21.12.2021'den bu yana gördüğü en düşük fiyat 2.1'miş arkadaşlar. Oradan bu yana öz kaynaklar %46 büyürken fiyat %347 büyümüş. Neredeyse 9 kat
fiyat hareketi oluşmuş. Neden oluşmuş onu da bilmiyoruz. O yüzden kaynaklar büyümeden de fiyat böyle acayip yerlere gitmiş arkadaşlar. Halka açıklık oranı 53. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.67'ymiş. Şu anda aşağı yukarı 1.70 olsa 34.68, yani aşağı yukarı 4 katı diyelim arkadaşlar, siz hesaplayın. FK 38.45, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 207.46 olmuş arkadaşlar. Zirve fiyatı 15.29'muş, bilanço geldiğinde 10.95'miş fiyatı. Dolayısıyla zirvesinden yaklaşık %28.38 oranında geride kalmış arkadaşlar. Bir ölçüm yapalım arkadaşlar. Defter değerimiz 1.40, yani %6.77, yani yıllık büyümeyle ne zaman fiyata erişir diye 31.47 yıl, yani 378 ay sonraki öz kaynağını bu değerler değişmediği müddetçe satın almış oluyoruz. Bu da tabii ki makul bir süre değil. Makul değil. Yani çok çok kötü bir süre. Arkadaşlar onu belirteyim. Bir de alternatif getiriyle kıyaslayalım bir yıllık. Şimdi defter değerimiz 1.40'tı arkadaşlar. Bunu yıllık büyümeyle 6.77 oranıyla çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklardan dolayı 0.09 kuruş, yani 9 kuruş bir karınız olacak arkadaşlar. Yine arkadaşlar ne veriyoruz bir şirkete? 10 lira 95 kuruş. Bunu faize yatırırsanız 4 lira 38 kuruş. Yine herhangi bir duran varlık alırsak da enflasyondan kaynaklanan 4 lira 31 kuruş karınız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 46 katı arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir, zaten etkinlikler kötüydü. İki, bilanço kötü. Çünkü %6 büyüme enflasyonun neredeyse 7'de 1 arkadaşlar. O da kötü. Neresi iyi? Hiçbir tarafı iyi değil arkadaşlar. Bunun düzelmesi için bu öz kaynak büyümesinin çok çok yukarılarda ile 300-500 olması lazım ki bu piyasa değeri, defter değerini hak etsin. Böyle bir büyüme olmadığına göre, işaret de olmadığına göre şirkette, hani buna yönelik en azından ben bu iki çeyrekli bir yatırım görmedim, yani bilmiyorum. Yatırım varsa da çok cüzidir. Onu da görmedim arkadaşlar. Dolayısıyla bu da tek çaremiz fiyatın gerileyerek o verdiğimiz paranın faize koyduğumuzda şirketin getirisinin altında kalması. İşte bunu da tamamen siz hesaplayacaksınız. Siz gelecekte şirketin büyümesini, faizi ve enflasyonu doğru tahmin ederseniz doğru yatırım kararı verirsiniz arkadaşlar. Eğer şirket gelecekte size faiz ve enflasyonun üstünde bir getiri sağlayacaksa o zaman o şirkette pozisyon alırsınız. Getirmeyecekse o şirkette pozisyon almazsınız. Çünkü sonuç itibariyle paranız, yani öz kaynaklarınız enflasyona erimiş olur arkadaşlar. Ama ben fiyat hareketiyle oynarım diyorsanız o da sizin bileceğiniz iş. Bunu 2 liradan alıp 15 liradan satanları da alkışlarız. Bu fiyata oynamaktır. Bunu biz bilmiyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey bilsem ben de zaten gidip 2 liradan alıp 15 liradan satardım. Böyle bir elimde sihirli küre yok. Zaten ben trader'e de hitap etmiyorum arkadaşlar. Onlar trader. Onlara hitap etmiyorum. Ben yatırımcıya hitap ediyorum. Yatırımcıya diyorum ki sen bu şirketi şu anda alırsan faizin ve enflasyonun çok çok gerisinde kalırsın. Paran da enflasyona ve faize yenilmiş olur. Paran erir. Peki bu demek değil ki git paranı faize yatır. Ben faiz hassasiyatım var. Faize niye yatırayım? Faiz de zaten şu anda reel getirisi yok. Enflasyon, çünkü Merkez Bankası'nın beklenti enflasyonu %60 civarı arkadaşlar. Dolayısıyla faize yatırmak da çare değil. O zaman ne yapacağız? Borsa İstanbul'da bunu gerçekleştiren, faizin ve enflasyonun çok üstünde getiri sağlayan bir sürü şirket tespit ettik. Belki birçok bilançoyu seyrediyorsunuz bunlardan. Ya abi hepsi kötü mü? Ama siz tamamını seyretseniz iyi olanlar vardı. Yani %150 giden bile var. Onu söyleyeyim. Tamamını seyretmiyorsunuz. Size öyle geliyor. Çünkü bilançoların çoğu kötü arkadaşlar. Yani bir bilançoda şirket enflasyonun kadar getiri sağlayamıyorsa, faizi geçemiyorsa bu bilanço iyi demek değil. İyi olsa bile bilanço alternatifi getiri yenemediği için fiyatlar çok pahalıdır. Onun için size zarar verir arkadaşlar. Uygun fiyatta zamanında hisseyi alıp zamanında çıkmak lazım. Bu hissemizin neden gittiğini ben bilmiyorum. 2 liradan 15 liraya bilen varsa bana söylesin. Bu ancak şöyle olur arkadaşlar. Biliyorsunuz sosyal medyada ve özellikle Twitter Space odalarında bir sürü şarlatan var.
bu şarlatanlar herhangi bir hisseyi alıp götürebiliyorlar. Şu anda bu hisseyi de alıp 10 liradan efendime söyleyeyim 100 liraya da götürebilirler, 200 liraya da götürebilirler. Yani bunu bilmem mümkün değil. Yani ben fiyat burada düşer çıkar diye bir yorum yapmıyorum. Ben bununla ilgilenmiyorum, fiyatla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben değerle ilgileniyorum. Yani şu anda bu şirkete yatırım yaptığımızda amacımız ne arkadaşlar? Öz kaynaklarını büyütmek değil mi? Şirketin de amacı öz kaynaklarını büyütmek. Dolayısıyla öz kaynaklarını büyütemeyen şirket iyi bir şirket değildir. En az enflasyonun faizin üstünde bir büyüme sağlaması lazım bu şirketin ki kendisine hayır olsun. Maalesef kendisine hayrı olmamış şirketimizi. Şu anda yatırım yaparsanız bu pozisyonla fiyatın düşmesini beklemeniz lazım. Yani fiyat düşmüyorsa çünkü o parayı faize yatırdığınızda daha çok para kazanıyorsanız o zaman o şirkete niye yatırım yapasınız değil mi arkadaşlar? Yani sorun bu ama dediğim gibi siz şirketin büyümesini çok çok ileride daha da yükseleceğini tahmin ediyorsanız o da ayrı bir şey. O zaman ben şirketin %1000 büyüyeceğini tahmin edersem o zaman şirketin getirisi 14 lira olur. O zaman da derim ki ya ben şu anda 10 lira para vereyim derim. Böyle bir beklentiniz içerisindeyseniz o zaman sorun yok. Ama değilseniz bu şirket fiyat hareketine dediğim gibi oynayabilirsiniz ama yatırım için size zarar verir. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olur ve bildirimleri açarsanız sizin lehinize olur. Ben burada bir şey anlattım. Ne anlatıyorum? Kafanızı karıştırmak istiyorum. Amacım o zaten. Niye kafanızı karıştırmak istiyorum? Diyorum ki git bak sen ne alıyorsun ya? Ne alıyorsun? Yani pazarda bir domates alırken bir 50 sefer bakıyorsun değil mi? O zaman git şirketine bak. Faaliyet raporunu oku. Birkaç tanesini oku. Şirketin ne iş yapıyor? Gelecekte ne yapabilir? Bunları araştır işte. Bunları seni sevk etmek istiyorum. Bunları araştırırsan doğru şirkette yer alırsın. Doğru şirkette yer alırsan da para kazanırsın. Aksi takdirde paran erir arkadaşlar. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.